Selamlar. Şimdi benim en çok sevdiğim şey kargo açılımı. Evet, ufak bir alışveriş yapmıştım, onları açacağız. Bu arada süt yeşil çay yarına kaldı. Çünkü misafirim geliyor. Ben bir şey yemeyeceğim ama çay falan içerim diye. Onlara eşlik etmek adına süt yeşil çayı yarına bıraktım. Şurada şimdi şeyler var. Şöyle katması var. Toplam 136 lira tutmuş. Başlıyorum. Bu saç boyası doğru mu almışım? Aa, karamel kumlar almışım. Anneme aldım bunu da, inşallah doğru almışımdır. Bak bakalım. Aa, bakın. Bunu benim dişlerim inanılmaz sarardı. Normalde böyle değiliz. Yani sigara da içmiyorum. Hani çay falan çok içiyorum ama hiçbir zaman bu kadar sarılık yaşamamıştım. Daha önce Proxy'nin şeyini kullanmıştım, o siyah olan kömürlü diş macunu. O çok işe yaramıştı ama bu sefer bunu çok önerdiler diye bunu aldım. Himalaya'nın. Umarım işe yarar bu da. O en çok işe yarayan şey. Aa, bu sefer bayağı güzel paketlemişler. Bioplas'ın sarımsaklı şampuanı. Benim şimdiye kadar hiç saç dökülme problemi yoktu. Son 6 aydır inanılmaz bir saç dökülme problemi oldu. Bunu kullandım. Bu durdurdu. Durdurdu. Bir de yeni saçlar çıkardı. Onun için çok memnunum. İkinci kutumu aldım ben. Birinci kutuda hemen etkisini gösterdi zaten. Şimdi çok fazla bir şey almadım ama bunu aldım. 10 lira üstüne 4 liraydı galiba. Dur bakayım. Evet, 4,75'miş. 10 lira üstü alışveriş yapan 4,75'miş. Bunu aldım. Ben zaten tamamen şeyimdir. Kasa arkası alışverişçisi. Kas şey alışverişten sonra gidersiniz ya kasanın arkasına, sorarlar. Efendim anneciğim. Niye? Bir saniye. Evet, geldim. Şeyi söylüyordum. Tam bir kasa arkadaşısı alışverişçisiyim. Orada diyorlar ya, şunu alır mısınız, bunu alır mısınız? %100 alırım. Ayıp olmasın diye. İşim yarasa da yaramasa da. Şimdi saç köpüğüm. Bundan aldım. Benim saçlarım normalde şey, böyle hafif dalgalı. Yazında bol bol bundan kullanıyorum. Yıkıyorum, şey yapıyorum. Normalde taftankini kullanıyordum. İnanılmaz pahalı ya. Artık her şey o kadar zam gelmiş ki. Bir de ben alışveriş hep çok çok yapıyorum. Yani belki 2 yıldır, 3 yıldır almamışımdır. Şimdi fiyatları görünce inanılmaz şaşırdım. Bunu aldım. Yorumlarını okudum. Çok çok iyi olduğunu yazmışlar. 5 liraydı zaten bunun tanesi. 3 tane aldım bundan. Çünkü inanılmaz çok kullanıyorum zaten. Bunun bir tanesi belki işte bir hafta yeterse yeter. Bu ne? Ha, bu da asetot. Unutmuşum ne olduğunu bile. Bunu da muhtemelen 10 lira üzerine indirimliydi. Bunu da almışım. Ondan sonra evet. Vazelin lip balm. Ben Rakuten kullandım. Rakuten kullandığım süreçte bütün her şeyi denedim. En son 2 ay kala, bitmesine 2 ay kala bunu keşfettim. Bunun üstüne de tanımam gerçekten. Burun içi de kuruyor Rakuten kullandığın zaman. O zaman Nazlerinden merhem almıştım. O da çok pahalı. Fakat bunu da kullanabiliyorsunuz. Kulak çubuğuyla burnunuza sürdüğünüz zaman bu da aynı işi görüyor. Nazlerinden de aynı. Kesinlikle ona para vermenize gerek yok. Bu artık benim evimde sürekli olan bir şey zaten. Sürekli alıyorum. Deotak. Ben şeydense, o deodorant spreylerdense bunu kullanıyorum her zaman. Yani küçüklüğümden beri hep öyle. Annem alırdı. Hep ben de ona alıştım. Son olarak da gratisin tırnak güçlendiricisi. Şunu şöyle göstereyim. Işık vuruyor arkadan ama. Bunu da ben hep tırnaklarım uzundu benim tırnaklarım. Hiçbir zaman kısa olmadı. Hep böyleydim. Ama geçen yaz 3 ay biz bir havuz villa tuttuk. Oradayken ben sürekli havuzun içindeyim. Tırnaklarım inanılmaz kötü oldu. Yani hani böyle insanlar tırnaklarını yer diye böyle içine gömülür o şekilde. O şekilde olmuştu. Artık dedim ki herhalde uzamayacak bir daha tırnaklarım. En son işte Kasım ayında bundan bir tane aldım. Ve inanılmaz iyi. Onun için 2 tane daha aldım. Muhtemelen indirimdeydi herhalde. 10 liraya mı? Yok, 7 liraya almışım. Normalde 10 lira mı, 13 lira mı ne? Bunu da tavsiye ediyorum. Alışverişim bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.